Merhaba sevgili teraziler. Selamlar sevgili teraziler. Nasılsınız, iyi misiniz? Birinci Kuru Astrolojik Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan sizlerle birlikteyiz. Çok ilginç bir aya giriyor sevgili teraziler. Paranın, maddi konuların çok gündemde olabileceği, bazılarına küçük sağlık operasyonları geçirebileceği ilginç. Bazılarına çok zorlayacak, bazılarına ise keyifli haberler verebilecek bir döneme giriyorlar. Ne diyorsun? 3 Kasım'da çok ciddi bir güneş, yeni ay güneş tutulmasıyla başlıyoruz. Evet, bu yılın son güneş tutulması bu. 5. tutulmamız bu yıl yaşadığımız. 11 derece Akrep Burcu'nda olacak 3 Kasım'da. Teraziler için ikinci evde olacağı için para konularına vurgu yapıyor. Güçlü bir tutulma Satürn Akrep'te. Gelecek vadeden maddi kazançları ön plana çıkartır bu tutulma. Yani beklenmedik gelirlerin haricinde beklenilen gelirlerde artışlar olacaktır. Mesela bir yerde bir borcunuz vardır, bir alacağınız vardır, bir parasal kaynaklarla ilgili bazı sorunlar vardır. Bunların gelebileceği bir dönemi işaret ediyor. Evet. Ve bunlar bence iyi bir dönem, gerçeği söylemek gerekirse teraziler için. Borç alacak ve kişisel üretimlerin artacağını göstermiş. Arkasından 5 Kasım'da Venüs Oğlak Burcu'na, ne diyorsun? Venüs Oğlak Burcu'na geçecek teraziler için ev yaşamları, aileyle ilgili konular biraz öne çıkacak. Uzun bir süre Venüs Oğlak'ta, 6 Mart'a kadar. Bu süreç içerisinde evle ilgili işler gündemde, belki aile büyükleri, ebeveynler, anne baba, onlarla ilgili konular. Onların sağlıkları da gündeme gelebiliyor. Evet. Onlarla ilgili yapılar da mesela 21 Aralık 31 Ocak arasında burada bu terazinin aile ve aile bireyleriyle ilgili bazı sıkıntılar, problemler olabiliyor ama ev almak, mülk almak, mülkle ilgili değişim yapmak, dekorasyon yapmak için iyi bir dönem Venüs Oğlak. Evet. Aslında kısıtlar da, yani Venüs Oğlak iyidir deriz ama Venüs Oğlak kısıtlayıcı bir yönü de vardır. Yani zevksiz seçimler. Venüs orada rahat değildir. Şimdi. Rahat değildir yani Venüs Oğlak'a geldiğinde işte terazi çünkü zevk, keyif, daha ziyade Venüsyen. Evde rahatın kaçması mı olabilir bu? Evde rahatın kaçması da olabiliyor. Yani yaşlı bir aile bireyinin eve gelerek, mesela şimdi bir terazi genç hanıma anneannenin 1,5 aylık eve gelmesi, hanımefendiye odasında kendisinden yaşça büyük bir hanımla aynı odayı paylaşmayı zorlayabiliyor. İşte bunlar 21 Aralık 31 Ocak döngüleri. Terazi burcunda böyle döngüler var. Ama genel olarak baktığımızda ben iyi olduğunu düşünüyorum. 12 Kasım'da yılın en iyi günü dediğimiz bir dönem var arkadaşlar, burada gezegenler ve yıldızlara, Alpetre bakıyorum. Güneş üçgen Jüpiter yılın şanslı günlerinden biri. En şanslı günü. Evet, en şanslı günlerinden biri 12 Kasım'da olacak. Yenge teraziler işte kariyerle ilgili, belki kariyer, iş, para, işlerden gelebilecek gelirlerle ilgili bazı sürpriz, güzel fırsatlar. Bence maddi gelirleri çok arttıracak bir döngü o. Maddi gelirleri çok arttıracak. Parasal kaynakları kendisi için de belli bir noktaya getirecek bir döngü olarak ben görüyorum onu. Ben kötü bir döngü değil o bence. Çok iyi bir döngü terazi burçları için. Bunu doğru kullandığı takdirde iş ve kariyer hayatıyla ilgili gerçekten güzel haberler yaşar. Gerçekten keyifli haberler yaşayacaktır ve mutlu olacaktır. Ben öyle görüyorum. Bunu mutlu olabilecek bir yapı diyorum. Başka neyimiz var? 14-15 Kasım aralığı birazcık Venüs'ün Uranüs-Plüto karesini tetiklemesi nedeniyle biraz zordu, değil zorlanma mi? Olabilir. Belki ilişkilerle ilgili, belki aile büyükleriyle ilgili biraz baskı hissedebilirler üzerlerinde. Bir duygusal zorlanma söz konusu olabilir. İşte o zor bir dönem. Birkaç gün etkili. Ardından hemen Boğa Burcu'nda Dolunay yaşanacak. Hı hı. 17 Kasım'da 25 derece Boğa Burcu'ndaki Dolunay terazilerin yine parayla ilgili konular ama biraz hisseli paralar, ortaklıklar, ortaklardan gelebilecek paralar veya daha önceden yaptıkları bir yatırımla ilgili bazı sonuçlanmalar olabilir. Hisseli paralarda gecikme var. Yani biz burada hisseli, maddi gelirlerde işte mirasta, borç alacak ilişkilerinde ciddi ciddi bazı sıkıntıların ve bazı sorunların olabileceğini görebiliyoruz. Bunların dikkat edilmesi gereken yapılar bunlar. Gerçekten çok dikkat edilmesi. Hisseli para, işte borç alacak ilişkilerine çok girilmemesi lazım.
22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçecek. Güneş'in Yay burcuna geçmesi terazileri biraz destekleyecek. İletişimleri biraz artabilir. Eğitimle ilgili, medya, yayıncılıkla ilgili konular, seyahatler, yakın çevreleriyle ilişkiler, komşular, kardeşler bir aylık dönemde 22 Kasım'dan sonra hayatlarında daha fazla yer alabilir. İlk eğitime giden terazi burçları başarı getirir. Evet. Üniversiteye giden terazi burçları üniversite içi aşklar, sevgi ilişkileri olabiliyor. Okul hayatında bazı başarılar rahatlıkla yakalayabiliyor. İyi bir ay diyorum bazı noktalarda. Evet, sürprizler olabilir. Zaten ay sonu 30 Kasım'da Güneş'in Uranüs'te yapacağı üçgen açı ilişkilerle ilgili ortaktan gelebilecek, eşten gelebilecek bazı sürprizler, bir sürpriz seyahat, bir sürpriz telefon hediyesi gibi. Evet. İletişim güzel, cihazı, güzel bir iletişim, sürpriz bir iPad gördüğünüz gibi. gibi küçük olabilir. Bir mini iPad. Veya da iPhone 5S çıkmış ya. Öyle mi? Ya var ya alet canavar gibi yani, canavar gibi 5C de güzel, iyi ama neden? 5S. Ben de teraziyim biliyorsun. Yani sen de terazisin ya. Demek ki bazı hediyeler orası. Neyse. Kendinize iyi bakın. Bye. Hoşça kalın. Güle güle.